çöloşan sözcü şehitlerin ardından sevgili okurlarım. Şehit ya da terör olayları olmana neredeyse bir günümüz bile geçmiyor. Son helikopter kazası bu acıların üzerine adeta tuz biber ekti. Geçmiş yıllarda olsaydı böyle kazalar sonrasında PKK'dan mutlaka yalan yanlış açıklamalar gelirdi. Helikopteri biz düşürdük. Şimdi o doğrultuda iddialar kesildi. İyi de terör bitti mi? Medyada her gün benzer resmi bildirimlerle yüz yüze geliyoruz. Dün şu kadar terörist yakalanmış, şu kadarı etkisiz hale getirilmiştir. Son olayda ülkemiz 11 şehit daha verdi. Şehitlerimizin her biri bizim için etkisiz hale getirilen ya da yakalanan yüzlerce, binlerce teröristten çok daha değerlidir. Bu kazanın ve şehitlerimizin son olmasını dilerim. Elimizden başka bir şey dilemek gelmiyor ki Allah hepsine rahmet eylesin. Aman dikkat, bu işin şakası yok. Sevgili okurlarım, insanlık aleminin başına bela olan bütün dünyada nicelerinin ölümüne neden olan korona salgını Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Ve uzmanların söylediğine göre bu etkinin sonlanması en azından kısa vadede söz konusu olmayacak. İlaçlar özellikle de aşılar ne ölçüde yarar sağlıyor, bundan sonra ne kadar sağlayacak bunu hiç kimse bilmiyor. Bütün dünyada bugüne kadar milyonlarca insan bu gözle görülmeyen, elle tutulmayan öldürücü virüs nedeniyle can verdi. Her ülke yeterli veya yetersiz, doğru veya yanlış kendine göre bazı önlemler aldı ama hasta sayılarında ve ölümlerde beklenen olumlu gelişme gerçekleşmedi. Türkiye olarak bu konuda neler yapıldığına gelince hastalık ve ölüm rakamlarımız çok şükür ki bazı ülkelerle kıyaslandığında düşük kalıyor. ABD, Brezilya, İran, Hindistan, Meksika, İngiltere gibi olmadık. Kendimizce bazı önlemler aldık, aşılama kampanyası başlattık. Birkaç hafta öncesine kadar sağlık ve ölüm rakamları Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle gizleniyordu. Örneğin koronadan ölen hastalara çoklu organ yetmezliği gibi raporlar veriliyor, ölüm rakamları konusunda düzmece düşük rakamlar açıklanıyordu. Unutmayalım, bu salgın nedeniyle bugüne kadar 30 bin insanımız can verdi. Önlemler alındı. Özellikle maske, mesafe, temizlik. Şimdi her birimiz cebimize maske taşıyoruz. Bu maskelerin ne ölçüde koruyucu olduğunu bilmiyorum. Çünkü aynı maske ben dahil hepimizin cebinde günlerce taşınır, hamur gibi oluyor ve işe yaramaz hale geliyor. Çoğumuz sokaklarda bu işe yaramaz göstermelik maskelerle gezinmekteyiz ama sorulduğunda maskemiz var. Toplum olarak bizim ayıbımızdır. Bir, bu ekonomik sıkıntılar ve zorluklar ortamında kaç kişi acaba maskesini her gün değiştirebiliyor? Bundan yaklaşık 11 ay önce getirilen yasakların ve kısıtlamaların bazıları gerekli bazıları gereksizdi. Bu yasaklar ve kısıtlamalar yaşlıları aynı zamanda gençleri zora soktu. İnsanlar bunaldı. Yiyecek içecek sektörü ve binlerce iş yeri kapandı. Yüz binlerce emekçi zaten yetersiz olan gelirini arttırdı. Daha da zor durumlara düştü. Ekonomi bütünüyle çöktü. Şimdi yavaş yavaş yasakların kaldırılması aşamasına geliyoruz. İnsanlar kendilerini araçlarıyla veya yaya olarak sokağa attı. Kaldırımlar dolup taşıyor. El ele, yüz yüze, karşı karşıya. Trafik çilesi yine başladı. İktidar da sıkılmıştı. Bu yasaklama ve kısıtlama süreci onların oylarını daha beter tırpanlıyordu ve karar almak zorunda kaldılar. Biraz hafifletip bunlara nefes aldıralım. Ama aynı nefesi örneğin fiyat artışları konusunu aldırmak onların gücünü aşıyordu. Salgın konusunda biraz olsun rahatladığımız açıklandı ya, bu kez farklı kesimlerden özellikle Futbol Federasyonu'ndan sesler yükselmeye başladı. Maçlar artık seyircili oynansın. Ya kardeşim yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Futbol kulüpleri para kazansın diye sorumsuzluğun bu kadar olmaz yani bu işin şakası yok. Bu iş Recep Bey'in başrolde olup nutuklar attığı Virüsyan AKP il kongrelerine benzemez. Oysa onlar kongreleri başlatmadan önce virüsten güvence almışlardı. İstediğinizi yapın ben sizin parti toplantılarına uğramam diye. Sonra bir güvence daha istediler. Ey virüs sen gündüzlere ortaya çıkma geceleri çık. Biz de gece yasaklarını sürdürelim. Restoran ve kafelere saat 19'a kadar çalışma izni verelim. Sen varsın diye o saatten sonra bir çay kahve içmelerini, ikudüble rakı içmelerini, ev ziyaret yapmalarını yasak edelim. Söylentilere göre virüs bunu kabul etmiş. Geceleri bana bırakıp Ali iyice korkutun. İstediğiniz yasakları koyun ama gündüz saatlerinde yapacağım mesai yasakın ola ki karışmayın demiş. Sevgili okurlarım, işin şakası bir yana yasaklar biraz gevşeyince biz de toplum olarak hemen gevşemeye hatta biraz da şımarmaya başladık. Bazılarımız her şey bitti, bunu da atlattık havasına girdi. O kadar ki maçların seyirciyle oynanmasından bile dem vurmaya başladılar. Hayır, biten ve değişen bir şey yok. Canavar tepemizde bekliyor, fırsat kolluyor. Emin Çöleşan, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.